bu coğrafyada hemen hemen her gün yaşadığımız dehşetin, vahşetin bir benzerini bu gece insanlık Paris'te yaşadı. Bu vesileyle ben öncelikle bu saldırının, bu tür saldırıların sadece bir ülkeye, bir bölgeye, bir kıtaya değil, barışı bir değer olarak kabul eden ve yeryüzünde insanlık değerlerini yücelten bütün insanlığa karşı işlemiş olduğunu ifade etmek isterim. Bu vesileyle başta Fransa olmak üzere bütün insanlık ailesine başsağlığı diliyorum ve bütün insanlığa, insanlığı Yüce Rabbimiz bu tür kötülüklerden korusun diye dua ediyorum. Ancak hep birlikte insanlık olarak süfli emellerini ancak tekhişle ve vahşetle gerçekleştirmeye ikna olmuş terör mekanizmaları üzerinde ve onların paradigmaları üzerinde yeniden durmamız gerektiğini ifade etmek istiyorum. Bizler Allah'ın barış mesajına bu çağrıyı insanlığa ulaştıran rehberler olarak bütün peygamberlere, Hazreti Adem'den Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya, Hazreti Muhammed Mustafa'ya inanan insanlarız. Bu insanlık dışı saldırıları gerçekleştirenleri, onları yönlendirenleri ve herkesin göreceği kadar açık biçimde onları maşal olarak kullananları elbette ne Allah'a saygısı, ne herhangi bir topluluğa bağlılığı, ne de herhangi bir dine mensubiyeti söz konusu olabilir. Ama bir Müslüman olarak ve hasbelkader din hizmetlerini yürüten bir müessesenin başkanı olarak bir hususu daha ifade etmek isterim. Bu tür vahşet terör şebekelerinin vahşet ve tehdit eylemleri üzerinden bir dinin, insanlığa rahmet getiren bir dinin, bir peygamberin ve o dine mensup olan insanların itibarsızlaştırılması da en az işlenen bütün bu vahşetlerden çok daha ağırdır diye düşünüyorum.